geliyor. Orta Doğu'nun en büyük tavukçusu olan Kahire'de yaşar. Fabrikaları Kahire'dedir. Aslında köken olarak Lübnanlı biridir. Bu arkadaşımız Sudan'da yeni yatırımlar yapıyor. Damızlıkçı olduğu için damızlık yemlerin sterilize edilmesi gerekiyor. Çünkü damızlık hayvanlar pahalı hayvanlar. Onun için bu arkadaşımızın Sudan'da bu yeni yatırımı, orada ürettiği yemleri sterilize etmek için bize bir peletleme makinesi ve sterilize sipariş verdi. Bu yakın bir gelecekte, sanırım önümüzdeki hafta Sudan'a gidecek, yüklenecek. Genellikle yurt dışına verdiğimiz makineler hep karma yem üzerinde. Vietnam'a kadar makine veriyoruz. Vietnam'a çok özel makineler verdik. Ne özel makineler? Son biomas dediğimiz odun peletleme tesislerini kurduk Vietnam'da. Vietnam'da oldukça orman bol bir bölge ve onlar odunla odun peleti yaparak dünya piyasalarına ihracat yapıyorlar. Oraya çok miktarda odun peletleme tesisi kurduk Vietnam'da. Ama diğer bölgelere genellikle Orta Doğu ülkelerine hep karma yem tesislerini kurduk. Ve karma yem tesislerini kurmaktayız. Kemik unu, balık unu tesisleri, balık yemi tesisleri. Şu anda çok revaçta, bu pandemiden sonra bir patlama yaptı ülkemizde. Kedi köpek mama üretimi. Şu anda 3 tane büyük tesis kurmaktayız kedi köpek mamasına. Biri Edirne'de, biri Çanakkale'de ve biri de Bandırma yakınında Kızıksa'da kuruyoruz. Her yaptığımız makine özel zaten. Mutlaka ve mutlaka bilgi ve becerimizi koyarak bir makineyi üretiyoruz. Ve ondan sonra o ürettiğimiz makineyi sahada deniyoruz. Bugüne kadar başarısız olduğumuz pek olmadı. Her tasarladığımız makina piyasada faal durumda çalışıyor. Bu %99'un üzerindedir ve kendimizi başarı sayıyoruz. Üretip de sattığımız makinalardan bugüne kadar bu kaliteli makina değil, iş görmüyor diye iade edilen makinayı hiç hatırlamıyorum. Bizim üretim şeyimiz konfeksiyon tip değil. Biz terzi işi çalışırız. Müşteri gelir, bir ürünü söyler. O ürünün üretilmesi için hangi makinalarda, hangi safhadan geçirirse onun tasarımını yaparız. Ve bugüne kadar birikmiş becerimizi de kullanarak ve başkalarının da gelişmiş ülkelerde bunların nasıl yapıldığını izleyerek tasarımı yapılır. Ondan sonra üretime sokulur ve bu konfeksiyon şekilde band sistemiyle olmaz. Hazıra çalışma yoktur zaten. Önce buraya işletmemize müşteri gelir, anlatılır, müşteri derdini anlatır. Biz de tasarımımızı anlatırız. Karşılıklı okeylenirse ondan sonra o makine üretime girer. Bugün makinalarımızın full otomatik olduğu için daha az kişiyle iş görebiliyoruz. Ve genellikle tüm çalışanlar en az endüstri meslek lisesi mezunu. Atölyedeki çalışanların. En azı endüstri meslek lisesi mezunu. Çünkü tezgahların tamamı CNC tezgahlar. Yıllık ihracatımız 8-10 milyon dolar arası değişmekte.
Tabii ki bunu arttırmayı düşünüyoruz. Artacağına da inanıyorum. Çünkü 4 yıl oldu bir Ar-Ge oluşturduk. Ar-Ge'miz sürekli yeni makineleri tasarlıyor ve bu pazarın da bizim için artacağına inanıyorum. Yeni bu balık yemlerinde ve kedi köpek yemlerin üretiminde iki önemli makine var. Ekstrüdür ve kurutma makineleri. Biz bu iki makine içinde Ar-Ge yaptık. Şu anda yurt dışına sevkiyatımız olacak Lübnan'a kurutma makinesi ile ekstrüdür makinesi. Ki bu makineler bu sektör için balıkta ve kedi köpek mamasında oldukça yüksek fiyatta olan makineler genellikle Avrupa'dan ve Amerika'dan ithal edildi. Şimdi biz de o konuda iddialı olma istiyoruz.